Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Bu erken boşalma işi artık bu şikayet bitsin istiyorum. Dünyadaki erkeklerin %30-40'ı kayıtlı bu. Kayıtlı olmayan da %70 tahmin ediliyor. Boşalmayı denetleyemediklerini biliyoruz. Çok büyük bir rakam gerçekten ve bu ilişkilerde ciddi sıkıntılar yaratıyor. Artık bu işin sonlanması gerekir diye düşünüyorum. Ben de bu açıdan elimden geleni yapıyorum. Neler yapıyoruz? Bunu anlatacağım. Şimdi erken boşalmada 3 tane ana sorun var kabaca. Davranış sorunu, genetik farklılık, ruhsal nedenler. Tabii şu davranış sorunu %90'dır neredeyse. Yani boşalma bir yere kadar denetlenebilir. Davranışlarınızı düzgün yaparsanız, fiziksel heyecanınızı kontrol edebilirsiniz. Boşalmayı denetleyebilirsiniz. Şu iki neden %10'dur. Genetik farklılık ve ruhsal nedenler bahsedeceğim. Şimdi davranış için neler yapabilirsiniz? Yani ben size neler yaptım bugüne kadar daha doğrusu. Erken boşalma başlığı altında YouTube'da videolarımız var. Onları izleyip orada birçok video var. Bununla videoları parça parça birleştirip ilişkide neler yapmanız gerekir? Ya da bekarsanız mastürbasyonunuzu nasıl düzeltmeniz gerekir diye videolar izleyebilirsiniz. Birinci seçeneğiniz bu. İkincisi kitap yazdık. Erken boşalmamaya hazır mısın diye. Daha derli toplu ben okumak istiyorum, okuyarak anlamak istiyorum derseniz kitabı satın da alabilirsiniz. Google'da e-kitap halinde de var zaten. Oradan da alıp okuyup davranışlarınızı düzeltebilirsiniz. Ha yok ben profesyonel anlamda destek almak istiyorum. Artık bu sorun hayatımdan çıksın. Kesinlikle herhangi bunu denemek istiyorum. Yani ilişkiden önce İşte suni vajinal vibratöre çalışmak istiyorum derseniz bununla ilgili de boşalmayı denetleme programımız var. BODEP programı 3 yıldır başarıyla devam ediyoruz. Program bitirenler arasında boşalmayı denetleyemeyen hiç kimse olmadı. Hani başarı oranı %100 dediğimiz konu bu. Davranış sorununu bu şekilde kendiniz halledebilirsiniz isterseniz tabii ki. Yani bu kadar veri var, bu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de lütfen biraz gayret gösterin. Ha, bazı kişilerde davranışlar mükemmel olsa da genetik olarak o boşalma sıklığı çok sık gelir. Yani 30 saniyede bir, 40 saniyede bir gelir. Bunun bildiğimiz iki tane ana nedeni var. Bir tanesi penis başı hassasiyeti, diğeri de bir serotonin sistemiyle ilgili genetik bir farklılık var. Bu engelleyebileceğimiz bir şey değil. Bununla ilgili de yine YouTube kanalında ne yapılması gerektiğiyle ilgili video yükledim. Krem ve spreylerin nasıl kullanacağıyla ilgili uygulamalı ve tek tek anlatımlı videomuz var. İlaçlara karşı ciddi bir tepki var. Yani antidepresan olmaları üzerinden. Ama onların da ne işe yaradığını, neden kullanılması gerektiğini de anlattığım videolar var. Burada en büyük problem şu gördüğüm benim. Diyorlar ki işte ben ömür boyu krem sprey kullanacak mıyım, ilaç kullanacak mıyım? Evet kullanacaksın. Şu anda başka çaresi yok. Bugün için kullanman gerekiyor. Ha ben ilişkiden önce krem kullanmak istemiyorum vesaire diyenler oluyor. Tabii burada erken boşalmada en önemli konu bir kere bulduğunuz tedaviye yapışmanız. Çünkü 10 saniyeden 10 saniyede boşalmaktansa ve mutsuz olmaktansa yani yarım saat önce, 40 dakika önce ya da 1 saat önce bir krem kullanmak, bunu da doğru kullanmak ya da düzenli ilaç almak çok daha anlamlı ve hani şeyinizi de, modunuzu da, ilişkinizi de, şehvetinizi de çok üst düzeye taşıyacak bir şey. Dolayısıyla yani ben bunları kullanmam diyorsanız, davranışlarınız da düzgünse o zaman yine de dur başla yaparak belki belli bir seviyeye gelirsiniz ama mutluluk getirir mi? O tartışılır. Şimdi ruhsal nedenler tabii çok fazla neden var ama işte çocukluk çağında geçirilmiş travmalar, inanışlar, cinsel bilgisizlikler bir sürü şey var. Cinsel terapiste gitmeniz gereken tek konu bu konu. Bundan sonraki 5-6 gün sonra yüklenecek videoda ki bu videonun sonuna ekleyeceğim onu yani şey kısmına bitme kısmına hangi durumlarda cinsel olarak cinsel rahatsızlıklarda hangi durumlarda cinsel terapiste gitmenizle ilgili bir video yapacağım. İşte o videoda erken boşalmada hangi durumlarda gitmeniz gerekir zaten orada anlatacağım. O videoda izlemenizi tavsiye ederim. Yani sonuç olarak gördüğünüz gibi
erken boşalma amşam bir şey değil. Çözülebilir. Çözümü de çok zor değil. Lütfen artık bu konuda bir çaba sarf edelim. Teşekkür ederim.